Ebedi dost, ezeli rakip Kahramanmaraş'ın tanıtım yüzü ve meşhur ürünü Maraş dondurmasına %100 Gaziantep'li rakip çıktı. Ay Medya Grubu ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı İbrahim Ay'a konuyla ilgili bilgiler veren Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Gaziantep bölgesinin az bilinen ama çok üretilen ürünlerinden biri olan keçi sütüne birliğimiz çatısı altında ürettiğimiz ve tescilli Sahre markasını verdiğimiz dondurmalarımızla büyük bir değer kazandırdık. Sahre markalı diğer ürünlerimizin yanında dondurmamızla da iddialıyız. Ürünümüzde kesinlikle %100 keçi sütü kullanıyoruz dedi. Gaziantep sıcak bir coğrafya. Özellikle dondurma yazın artık yılın 12 ayı tüketiyor ama özellikle yazın sıcak havada Gaziantep'lerin vazgeçilmezi ve Gaziantep'te de gerçekten gerçek dondurma üreten işletmelerimiz var. Biz de Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği olarak kendi üreticilerimizin üretmiş olduğu keçi sütünden, %100 keçi sütünden ve doğal salepli, içerisine herhangi bir katkı katmadan dondurma üretiyoruz şu anda. İçinde keçi sütü, doğal salep ve beyaz şeker var, sade dondurmamız için konuşuyorum. Dolayısıyla Gaziantep'te bu 2,5 milyonluk şehirde Sahre markamızla bunun tüketiciler tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Maraş'ta bir dondurmada bir marka şehir. Ama inşallah biz yaptığımız ürünle ilgili olarak özellikle Gaziantep'lere ürünümüzü sevdireceğimizi, beğendireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizimki tamamen doğal. Yani farkımız özellikle orada ve tamamen içinde %100 keçi sütü var. İçinde başka herhangi bir şey yok yani bizim dondurmanın içerisinde. Şu anda üretmiş olduğumuz dondurmalar 100 gramlık kaselerde ve 500 gramlık paketler halinde sadesi, kakaolusu ve Antep fıstıklı şeklinde açık dondurmamız, yani şu anda küllahta servis edilecek şekilde satışımız yok. Ama ileriki süreçte talebe göre bunları da değerlendirip şu anda sadece paket satışımız mevcut. 12 noktada şu an satış yapıyoruz, dondurmalarımızın satışı yapılıyor. Her geçen gün yalnız bu satışı yapılan noktalarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda günlük 400 kilogramlar civarında henüz dondurma üretimi. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar günlük 1 tonlar rakamına yaklaşmaya çalışıyoruz. Üretmiş olduğumuz bu %100 doğal dondurmalarımız şu an bizim birliğimize ait kendi iki tane satış noktamız var. Birisi Fatih Mahallesi'nde, birisi de Düztepe çıkışında orada. Vimar marketlerde var Karataş bölgesinde. Büyükşehir Belediye'nin Gazi Mar marketinde var. Fıstıklık Mahallesi'nde Eva Gross'ta var. Karataş'ta Kardeşler Sibit'te var. Gaten bölgesinde Fıstık Ağacı Börek'te var. Bu şekilde 12 tane noktada şu an var. İnşallah bu nokta sayılarını her geçen gün arttırmaya çalışıyoruz. Sahre, biz Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği olarak süt ve süt ürünlerini işlemeyi hedeflediğimizde bunun tabii bir marka adı altında olmasını düşünmüştük. Marka ne yapalım diye isim ararken birkaç tane isim üzerinde durduk. Bu isimlerden bir tanesi de Sahre'ydi. Sahre neden Sahre? Özellikle Antep'te Sahre çok önemli, eski bir kültür. Esnaf sahreleri olsun, piknik anlamına geldiği için, eski bir kültürü yaşatabilmek için Sahre markasını da değerlendirmiştik ve marka tescili olarak onu gönderdik, onunla karar kıldık. Ve Sahre'nin de marka tescilini yaparak birliğimizin üretmiş olduğu süt ve süt ürünleri ve dondurmayı şu an Sahre markasıyla satışını yapıyoruz. Dolayısıyla hem markamız oldu hem de Gaziantep'in o eski kültürünü, Sahre kültürünü de bu isimle yaşatmaya çalışıyoruz. Gaziantep'te şu an 2020 yılı desteklemeleri zaten yeni yapıldı. Bu desteklemelere baktığımız zaman, ki bu desteklemeler Tarım İl İlçe Müdürlüğümüz personeli tarafından tüm işletmeler tek tek tespit edilerek yapılıyor.
Şu anda yaklaşık 115 bin civarında Gaziantep'te damızlık yani süt veren keçimiz var. Burada da yaklaşık süt verimlerini dikkate aldığımızda 120 ile 150 ton civarında Gaziantep'te günlük keçi sütü üretim var. Tabii 9 ilçe 403 yerleşim bölgesinde. Dolayısıyla ileriki süreçte inşallah hedeflediğimiz gibi dondurma üretiminde tonajların üzerine çıktığımızda çok fazlasıyla zaten bu sütü tedarik edebileceğimiz üreticilerimiz mevcut. Yani ki Gaziantep'te biz bugün il dışına süt göndermeye çalışıyoruz. Dönem dönem de gönderiyoruz zaten. Birliğimize ait satış noktasına bir tüketici geldiği zaman kendi üretmiş olduğumuz tamamı doğal inek yoğurdumuz var, keçi yoğurdumuz var, Antep peynirimiz var, beyaz peynirimiz var, yine tamamı doğal kendi üretmiş olduğumuz lorumuz, çökeliğimiz var, yine tereyağımız var, sumak ekşisi, nar ekşisi, gezen tavuk yumurtamız, doğal ballarımız, dondurmamız, günlük taze keçi sütümüz. Tüketiciler geldiklerinde bu ürünleri ilk elden orada birliğe ait satış noktamızdan temin edebilirler. Ve fiyatlarımız da piyasa fiyatına göre daha uygun yani tamamı doğal ve uygun fiyatlı temin edebilirler.